Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Derbide kaybeden Galatasaray için lig erken bitti, kupa gitti, Avrupa tek teselliydi, o da geçti. Üstelik kulübün önünde çok kritik bir seçim var ama o da mahkemelik. Torrent'in kalması artık çok zor. Transferler, gelecek gidecekler, hepsi yeni başkanı bekliyor ve bu sırada Galatasaray'ın en kötü sezonunu yaşıyor Galatasaray demiş. Fanatik Galatasaray sayfasında yine orta sahaya ilişkin çok fazla, özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında da ortaya çıkmıştı orta sahadaki zayıf görünüm. Bir tarafta baktığımız zaman Zaits Crespo ikilisinin uyumu, onların önünde Mert Hakan Yandaş, kanatlarda da özellikle İrfan Can'ın performansıyla birlikte Galatasaray karşılaşmasında, Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında bir kez daha orta sahanın o zayıf tarafı ortaya çıktı. Taylan, Berkan ve Çıkıldağ çare olamadılar. Özellikle Gomis'i besleyemediler bu konuda. Kanatlarda da Kerem tarafından özellikle çok fazla beklenti vardı. Maç öncesinde zaten oynayıp oynamayacağı çok tartışılmıştı. Babel de aynı şekilde etkisiz kalınca Galatasaray bir pozisyonla koca derbiyi tamamladı. Bu da orta saha fiyaskosu şeklinde hem Fanatik'te hem de diğer gazetelerde başlık halinde. Şöyle detaylara bir bakalım. Derbinin ilgisinin ardından Galatasaray'ın bu sezon orta sahadaki transfer fiyaskosu tekrar gündeme geldi. 6,5 milyon euroya alınan Çıkıldao takımını 10 kişi oynatırken acil ihtiyaç olarak 6 numaraya kiralanan Pulgar yine kulübeden çıkamadı. Derbiyi de kulübeden izleyen Pulgar 5 maçta sadece 164 dakika şans bulurken takımına fayda sağlayamadı. Çıkıldağ'da Fenerbahçe karşısında ne hücumda ne de savunmada vardı. Performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Başka hayal kırıklığı yaratan da Arda Turan oldu. Çok şaşırttı son görünümüyle. Maçın son anlarında kurtarıcı olarak oyuna alınan Arda Turan'ın yaşlı ve yorgun görüntüsü uzun süredir onu sahalarda göremeyen taraftarları çok şaşırttı. Hem Torrent'in tercihi hem de 35 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumu Galatasaray cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Ama hayal kırıklığı yaratmayan isim, belki de tek isim, Marcao. Marcao yine tam not başlığını atmış gazete. Galatasaray'ın Kadıköy'de parlayan yıldızı yine Marcao oldu. Girdiği 8 ikili mücadeleyi de kazanan Brezilyalı savunmacı, kendisini izlemeye gelen transfer ekiplerinden tam not aldı. Sambacı'ya olan ilgi her geçen hafta artıyor. Takımla ilgili haberlere baktığımızda da Muhammed'i bekliyorlar başlığı var. Gomis'in bir büyük maçı daha gol atamadan tamamlaması, sonradan oyuna giren Halil'in maça hareket getirmesine rağmen beklentilerin altında kalması gözleri yeniden Mustafa Muhammed'e çevirdi. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisini kaçıran 24 yaşındaki golcü hafta içinde takıma katılması halinde yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak demiş. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da transfer gelişmesi. Burak Elmas'tan yeni yönetime Larin hediyesi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü Larin'le transfer anlaşması yaptığı, hatta ön protokol anlaşması da imzaladığı ortaya çıktı. Galatasaray'da son günlerini yaşayan Başkan Burak Elmas'ın yeni yönetime bir hediyesi var. Beşiktaş yönetimine ayrılacağını ileten Kelly Larin'le yaptığı protokolü sunacak. Yeni başkanın da kabul etmesi durumunda Kanadalı golcü sarı kırmızılı ekibe imza atacak. Burak Elmas'ın Larine 3 yıl için 2 milyon eurodan 6 milyon euro artı olarak 2 milyon euroluk da imza parası teklif ettiği belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Larin'in Galatasaray'la olan protokolün bir bağlayıcılığı olmadığı, FIFA nezdinde bir diğerinin bulunmadığını belirtildi. İki taraf arasında bir nevi centilmenlik anlaşması olduğu belirtildi. Beşiktaş Sportif Direktörü geçtiğimiz haftalarda Larin hakkında da bir açıklama yapmıştı. Larin'le anlaşamadıklarını, önündeki hayatında başarılı olmasını istediğini söyledi. Beşiktaş'ta kesin olarak yollar ayrılacak. Larin de söylendiği gibi İstanbul'da kalmak istiyor. Fenerbahçe talip değil, Galatasaray Larin'i istiyor. Büyük ihtimal bu transfer bitecektir. Burak Elmas'ın Torrent pişmanlığı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getiren Dominik Torrent, yönetiminde işler daha da kötüye giderken Katalan teknik adamın sarı kırmızılı camiadaki tek destekçisi olan Başkan Burak Elmas'ın da Torrent tercihi sebebiyle pişmanlık duyduğu öne sürüldü. 27 puanla 12. sırada devraldığı Galatasaray ile
32. hafta sonunda 42 puanla 14. sıraya gerileyen ve bu süre içinde ligde 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.17 puan ortalaması yakalayan Torrent, taraftarın takdirini bir türlü toplayamazken performansıyla kendisini göreve getiren Başkan Burak Elmas'ı da pişman etti. Göreve getirdiği Torrent'i daha önce kameralar önünde de net bir şekilde savunan, Katalan hocanın tecrübesine ve kalitesine inandığını ifade eden Burak Elmas'ın alınan kötü sonuçlar sonrası takımın düşme hattının hemen üzerinde bulunmasıyla hayal kırıklığı yaşadığı ifade ediliyor. Burak Elmas yönetiminin 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı Dominic Torrent'in gelecek sezon için sarı kırmızılı kulüpte 1,5 milyon euroluk bir hak edişi var. Elmas sonrası göreve gelecek yönetimin Torrent ile yola devam etmesi halinde Katalan hocanın 1,5 milyon euro olan tazminatı Galatasaray'ı yeni sezon öncesi zora sokacak gibi. Hakan Keleş de açıkladı. Okan Galatasaray'a geri dönecek. Okan Koçuk sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Giresunspor'a transfer olmuştu. Kulübünde başarılı maçlar çıkaran Okan, Muslera'nın sakatlandığı dönemde kaleye İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e veren Fatih Terim'in takımın başındaki sorunu getiren isimlerden olmuştu. Muslera'nın sakatlandığı dönem kalede büyük bir kriz yaşayan Galatasaray, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten katkı alamayıp ara transfer döneminde Okan Koçuk'u geri almak istedi. Kiralık oyuncusunu para ödeyip geri almayı kabul eden Galatasaray, Giresunspor'un rıza göstermemesinin üzerine Barcelona'dan Inyakipene'yi kadrosuna katmıştı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Okan Koç'un takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Keleş, Okan sezon sonunda sözleşmesinin olduğu Galatasaray'a geri dönecek. Bize kiralık gelmişti zaten ama biz kendisiyle yeniden çalışmak isteriz. Fakat Galatasaray tekrardan kiralamayacaktır. Duyduğuma göre az kaleci yapacaklar açıklamasını yaptı. 6,5 milyon euro 8 pas. Galatasaray Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken özellikle takıma bu sezon katılan futbolcuların kötü performansı tepki çekti. Eleştirilerin odağında da 10,5 milyon euro bonservis bedeli ödenen iki Rumen futbolcu vardı. Sezon başında 6,5 milyon euroya satın alınan Çıkıltao orta sahada tam anlamıyla kayıptı. Torrent'in 74 dakika sahada oyun kurucu, beyin olarak tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı, 10'unu rakibe kaptırdı. %44 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı. Gomis Galatasaray'da eskisi gibi olmadı. Galatasaray'ın 36 yaşındaki Fransız forveti Bafétimbi Gomis ikinci dönemini hızlı bir başlangıç yapsa da son haftalarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da ilk döneminde 33 lig maçına çıkan Bafétimbi Gomis 29 gol atıp 5 asist yaparken şampiyonluğun da mimarlarından biri olmuştu. Bir sonraki sezon başında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yolların ayrılması sonrası Galatasaray'ın diğer forvetleri de doğal olarak Bafétimbi Gomis ile kıyaslanmış ve 4 sene sonra tekrar yollar birleşmişti. Galatasaray'daki ikinci dönemine Kayserispor maçındaki 59 dakikalık performansıyla başlayan Gomis, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik kritik galibiyette attığı 2 penaltı golüyle önemli rol oynadı. Bir sonraki Rize Spor maçında tekrar penaltı noktasının başına gelen Gomis bu kez gole çeviremedi. Ancak 90+8'de 4-2 biten maçın skorunu tayin etti. Ardından ikilik maçını boş geçen Gomis, Gaziantep deplasmanında tekrar fileleri havalandırdı. Gomis bir sonraki Fatih Karagümrük maçında da penaltıdan fileleri havalandırdı. Bafétimbi Gomis Galatasaray'ın kazandığı Beşiktaş ve kaybettiği Fenerbahçe derbilerinde ise etkili bir performans sergileyemedi. Kendinden beklenen golleri atamadı. Galatasaray ile 1,5 sözleşme imzalayan ve 8'lik 2 Avrupa maçı olmak üzere toplam 10 kez sarı kırmızılı formayı havalandıran Gomis'in penaltılar dışında 10 maçta yalnızca 2 kez akan oyunda gol bulması, ayrıca sahadaki görüntüsü de beklentileri karşılayamadı. Dostlarım, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.